Değerli arkadaşlar, merhabalar. Mustafa Karaca Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda sinematik, dinamik ve bunun yanında statik kavramlarını incelemiştik. Katıların mekaniği ile ilgili ve aynı zamanda katıların mekaniğinin alt dalları şeklinde bu üç tane dalı incelemiştik arkadaşlar. Şimdi konu içinde kullanılan birim sistemleri ya da hangi birim sisteminde ne gibi semboller var, işte santimetre, metre, uzunluk gibi, bunları arkadaşlar sizinle birlikte inceleyeceğiz. Birim sistemleri mutlaka önemli. Basit bir sınava bile girseniz birim sistemini yazmadığınızda hocanız, öğretmeniniz bir 5 puanınızı kırar oradan. Çünkü önemli. Yani bir çubuğu elinize alıp bu çubuğun uzunluğu 5 metre demek var ya da 1 metre demek var ya da 1 santim demek var, 1 milimetre demek var ya da 100 milimetre demek var. Bunların hepsi farklı şeyler arkadaşlar. Şimdi birim sistemleri konumuz adı altında öncelikle birim tanımımızı yapacağız. Çoklukların ölçülmesini sağlayan önceden kabul edilmiş değerlere birim denir ya da günlük hayatta da, sektörde de aklınıza gelebilecek her türlü malzemenin, parçanın, mekanizmadaki ilgili bir uzuvun ölçülmesini, ölçülmesiyle ilgili ya da ölçülmesini sağlayan önceden kabul edilmiş değerlere birim denir. İşlemlerde kullanılan birimler, ölçülecek malzemenin ya da çokluğun, kütle gibi, uzunluk, hız, kuvvet ve benzeri bunların cinsine uygun seçilmelidir. Uluslararası anlaşmalarla kabul edilmiş ve en çok kullanılan birim sistemlerimizi sizlerle birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki burada birim sistemleri konusunun yanında ölçme ve kontrol de geliyor aynı zamanda. Ölçme ve kontrol yaparken de, daha doğrusu ölçme yaparken de mutlaka doğru bir ölçüm aletinin kullanılması lazım. Ve ölçüm yapmadan önce ölçü aletinin herhangi bir sıkıntısı varsa, kalibrasyon gerekiyorsa bunlar mutlaka yapılması lazım. Ve ölçme yaparken de işte ölçü aletinin dik tutulması gibi, gerekli aydınlatma vesaire gibi bu tarz, ya da ölçü aleti kullanılmadan önce ölçü aletini sıfırlamak gibi en çok karşımıza çıkan bununla ilgili ölçü aleti kumpaslardır biliyorsunuz. Bu tarz konulara da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Uluslararası anlaşmalarla kabul edilmiş ilk birim sistemi CGS temel birim sistemimiz arkadaşlar. Bu birim sisteminde santimetre uzunluğu gram, kütleyi ve saniyede zamanı gösterir. Şimdi şunu diyeceksiniz, hocam kütle birimi kilogram değil mi ya da uzunluk birimi metre değil mi? Arkadaşlar tabii ki de böyle. İşte birim sistemlerini ayırmamız, farklı şekillerde isimlendirmemiz de bununla alakalı zaten. Örneğin CGS birim sisteminde uzunluk birimi santimetre iken MKS temel birim sisteminde uzunluk birimi metredir arkadaşlar. Burada özellikle bazı sorularda, bu ister matematik olsun fizik olsun, mutlaka birim dönüşümü yapılması lazım. Birim dönüşümleri önemlidir. Size birim sistemini santimetre cinsinden vermiştir, metreye ya da milimetreye çevirmeniz istenebilir. Bunu doğrudan söylemiyordur soru. Bu kadar basit değildir. Ama soru içinde geçen detayı yakalamanız gerekiyordur. Bununla alakalı kısımlar. Şimdi MKS temel birim sisteminde ve bizim için önemli olan birim sistemi budur arkadaşlar. Metre uzunluğu, kilogram, kütleyi ve saniye zamanı gösterecektir. Mutlak MKS sisteminde kuvvet birimini Newton olarak alacağız ve sembolümüz de aynı şekilde büyük N harfi ile gösterilecek. Newton 1 kilogramlık cisme 1 metre bölü saniye kare ivme veren büyüklüktür aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı daha önce birim analizi yapmadık ama bakın aslında şunu söylemek istiyoruz. Kuvvet birimi derken F eşittir M çarpı G şeklinde. Yani burada M de aslında bir kuvvettir ama kilogram cinsinde. Mesela şöyle düşünelim. Basit bir tane şeklimiz var. Bunun aşağı yönde bir G ağırlığı var. Ve buradaki kütlemiz de 80 kilogram diyelim. Ben burada uygulanan kuvveti bulabilmem için F eşittir MG yapmam lazım. Doğru mu? F eşittir kütlesi 80 kilogram. Yer çekim ivmesinin de yaklaşık olarak 10 metre bölü saniye kare aldığımda karşıma şöyle bir birim çıkacak. Kilogram metre bölü saniye kare.
Ben bunun Newton olduğunu biliyor muyum? 1 Newton'a eşit olduğunu biliyorum. O zaman burada ilgili kuvvetimizi 80 ile 10'u çarptığımızda, şurayı kilogram olarak düzeltiyorum. 80 ile 10'u çarptığımızda 800 Newton olarak ne yapabilirim? Hesaplayabilirim ya da bulabilirim değerli arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla notunuzu aldıysanız şöyle sayfamızı temizliyorum. Bununla alakalı yine başka bir birim sistemimiz gravitasyonel birim sistemi. Kütle yerine kuvveti temel kavram kabul eden bu sistemde temel birimler uzunluk için 1 metre, kuvvet için kilo force ve zaman için ise saniyedir. Şimdi zaman değişmiyor ama kuvvet birimi değişiyor arkadaşlar gravitasyonel birim sisteminde. Biz normalde kuvvet birimine Newton diyorduk. Burada kilo force olarak isimlendirilecek ve basınç hesaplamalarında da şöyle bir kavram karşımıza çıkabilir arkadaşlar. KGF şeklinde. Ve yine bununla alakalı dönüşümleri de hidrolik eğitim seti içerisinde detaylı bir şekilde sizlere anlattık. Dolayısıyla o eğitim setinden de izleyebilirsiniz. Çünkü tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmayalım. 1 kilogram kütleyi etkileyen yer çekimi her yerde aynı olmadığı için bu sistem mutlak bir birim sistemi değildir. Gravitasyonel birim sistemi daha çok mühendislikte ve halk arasında kullanılan birim sistemidir arkadaşlar. Uluslararası birim sistemi ya da birimler sistemi yine ölçüler, Uluslararası Ölçüler Konferansı'nın 71'de yaptığı toplantıda en temel büyüklükler olan zaman, kütle, başka 4 temel büyüklüğün daha birimlerini içine alan uluslararası birim sistemi başka bir adıyla CI, büyük S ve I harfleriyle ifade edilen CI birim sistemi tanımlanmıştır. Bu uluslararası birim sistemi aynı zamanda MKS temel birim sistemini de kapsar ve bizim de yine uygulamalarda sıklıkla kullanacağımız birim sistemidir. Uluslararası birim sistemi. Bir sonraki videomuzda kuvvetle ilgili genel kavramlara geçeceğiz değerli arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunlar basit konular olsa bile kafanıza takılan şeyler olduğunda mutlaka yazın. Örneğin farklı bir birim görmüşsünüzdür. Hocam deyin ki bu birimin analizi nasıl yapılır ya da neden bu şekilde bir dönüşüm var gibi. Sizlerden gelen bu tarz sorular olursa da onlara da açıklık getireceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.